Değerli öğrenciler merhabalar. Ee, Uluslararası İlişkilerde Araştırma Yöntemleri dersinin 6. ünitesinde sizlerle birlikteyiz. Bu ünitede nicel yaklaşım ile görüşme temelli saha çalışmalarına yani ankete giriş konusunu işleyeceğiz. Öncelikle temel kavramlar üzerinde durursak, temel olarak kamuoyu araştırması ya da anket, kişilere sorulan sorular temelinde sistematik bilgi toplanılmasıdır. Dolayısıyla anketlerde hazırladığımız sorularla üzerinde çalıştığımız konu hakkında kişilerden sistematik bilgi topluyoruz. Bunları değerlendiriyoruz ve sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz. Uluslararası ilişkilerde politika tercihleri de artan bir sıklıkta geniş halk kitlelerinin tercihleriyle ilişkilendirilmektedir. Yani uluslararası ilişkilerde de son yıllarda anket ülkemizde de özellikle son yıllarda dediğim gibi sıklıkla uygulanmaktadır. Türkiye'de yapılan araştırmaların bu konuda büyük bir bölümünün yüz yüze yapılan görüşmelerden e, oluştuğunu görmekteyiz. Yani anket hakkında e, birçok teknik vardır. Örneğin e, telefon, internet üzerinden yapılan çalışmalar e, Bunlar da vardır fakat Türkiye'de daha çok yüz yüze yapılan görüşmelerle uygulandığını görüyoruz. Türkiye'de hangi tür soruların nasıl dile getirileceği pek bilinmemesinden dolayı anket çalışmalarına eleştiriler bulunmaktadır. değerli öğrenciler kamuoyu anket çalışmalarının amaçlarına bakacak olursak bunlar bazı amaçlar şöyle söylenilebilir Örneğin nüfus hakkında anketler yapılabilir ve nüfusun büyüklüğü ve yapısı anlaşılmaya çalışılabilir. Sosyal sorunların özellikle içeriğini anlamaya yönelik. Anket çalışmaları yapılmaktadır. Sokaktaki insanların yani halkın genel halkın görüşü herhangi bir konuda alınmaya çalışılır. Ürün pazarlaması, tüketici tutum ve davranışları gibi e, konular üzerinde de son yıllarda oldukça e, fazla sayıda anket uygulamaları yapılmaktadır. Siyasal tercihlerin alınması, siyasal partilerin e, seçimlerde gösterile gösterebileceği başarı ve performans üzerinde de son yıllarda çok sık çalışmalar yapılmaktadır. Tabii ki sosyal dinamikleri belirlemek, yani değişik konularda insanlara soru sormak ve bu sosyal dinamikleri anlamak için de anket çalışmalarına yer verilmektedir. Tabii ki bizim açımızdan, bilimsel açıdan anket yapmanın önemli bir nedeni hipotezlerimizi, yani kurduğumuz hipotezleri ve teorilerimizi test etmeye yöneliktir. Değerli öğrenciler, Son yıllarda soru sorma teknikleri hakkında önemli gelişmeler olmuştur ee, ve soru sorma tekniklerinin özellikle teknolojiyle birlikte de gelişme gösterdiğini e, görüyoruz. Bireyler tarafından içselleştirilen ve doğrudan gözleme imkan vermeyen Öznel durumların ölçümüne duyulan ilgi de soru sorma tekniklerini besleyen en önemli nedenlerdendir. Ancak ortaya çıkan bulgular soruların ifade ediliş biçimlerinde ufak değişikliklerin elde edilen sonuçlara etki ettiğini göstermektedir. Yani aslında anket uygulayan kişiler sorduğu sorularla, soru teknikleriyle belli bazı e, konulardan yönlendirme yapabilirler. Bu da daha sonra değineceğimiz gibi anketlerin önemli bir eksik tarafıdır. Ya da yanıltıcı ya da e, objektif olmayan yönüdür. Değerli öğrenciler örneklem teknolojisindeki gelişmeler de dediğimiz gibi e, anketler üzerinde etkili olmuştur. Özellikle 20. yüzyılda örnekleme tekniklerin ve alan olasılığı örneklem tekniğinin geliştirilmesi ve bunların değiş farklı alanlarda kullanılması anket çalışmalarına katkıda bulunmuştur. Ülkemizde de son yıllarda mesela e, istatistik kurumunun yani TÜİK tarafından geliştirilen nüfusa dair bilgilerin anket çalışmalarında faydalı olduğu ve araştırmacılara destek verdiği görülmektedir. Özellikle adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ilgili tekniklerin, anket tekniklerin kullanılması için oldukça önemli bir kaynak sunmaktadır. Değerli öğrenciler, veri toplama teknikleri ve bunlarla ilgili gelişmelere bakacak olursak, aslında anket uygulamanın yöntemleri de olan bu tekniklerin her birinin tabii ki avantajları ve dezavantajları olabilir. Birinci teknik, deneklerle birebir görüşme yani deneklerimizle görüşerek onlara doğrudan anket uygulayabiliriz ancak bu maddi ve zaman açısından oldukça külfetli bir yöntemdir ve fazla da son yıllarda tercih edilmeyen bir yöntemdir. Çünkü e, birebir görüşmeyle ulaşabileceğimiz kişi sayısı da azdır ve dediğim gibi maddi açıdan külfetlidir ve çok zaman alıcı da bir iştir. İkincisi posta yoluyla anket. İlk dönemlerde tabii ki diğer teknikler gelişmediği için posta yoluyla Anket en fazla uygulanan yöntemdi. Ancak posta sistemindeki aksaklıklar gerekse postadan dönütlerin az olması bu yöntemin çok elverişli olmadığını bize göstermektedir. Telefon ve cep telefonuyla anket özellikle cep telefonuyla ankette son yıllarda artmıştır. Ama e, klasik kablolu telefonlar döneminde de e, bildiğiniz gibi telefon yoluyla anket oldukça e, sık kullanılmaktaydı. Her ne kadar bu teknik soru sormayı kolaylaştırmışsa da e, insanların aşırı rahatsız olması ve bu nedenle getirilen bazı hukuki düzenlemelerden dolayı telefonla yapılan anketler istenilen sonucu vermemektedir. Bir diğer teknik internetle ya da kişisel bilgisayarların kullanılmasıyla uygulanan tekniktir. Son yıllarda tabii ki bu teknikte ve bu tekniğin kullanışında artışlar göstermiştir. Her ne kadar veri toplamayı, anket uygulamayı bu teknik kolaylaştırmışsa da getirdiği bazı olumsuz gelişmeler bulunmaktadır anket çalışmasının kurgulanması dediğimiz e, süreç veri toplama süreci kavramsallaştırma ve ölçüm alanında verilen karar ile başlar değerli öğrenciler. Yani ilk önce kavramlarımızı oluşturuyoruz. Hipotezlerimiz var. Neyi test edeceğimizi biliyoruz. Hangi konuyu araştırma ya çalıştığımızı biliyoruz. Ve bu konuda bir karar vermekle de anket çalışmaları başlıyor. Bu kavramların hangi düzeyde ölçüleceğine ilişkin de karar vermemiz gerekiyor. Ve buna göre de ne tür çözümlemeler yapılabileceği belirlenmektedir. Bu nedenle veri toplama sürecine başlamadan önce araştırmanın hangi teorilere hangi kuramsal temellere dayandığı ve bu kuramın kullandığı nedensellik ilişkilerini bilmemiz gerekir. Yani yapacağımız araştırmada bağımlı ve bağımsız değişkenlerimiz ve bu değişkenlerin tanımlanması önemlidir. Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular sorabiliriz anketlerimizde. Açık uçlu sorular e, görüşülen kişinin tamamıyla serbest olarak dile getirdiği cevapları dile getirebildiği görüşme şeklidir. Böylece anketteki sorunun anlaşılıp cevapların dile getirilmesinde kişiden kişiye tabii ki farklılıklar olabilecektir. Bunlar da ankete yansıtılmaktadır. Kapalı uçlu sorularda, çoktan seçmeli sorulardır. bunlar kişilerin araştırmacı tarafından verilmiş birkaç seçenek ile cevaplandırılması, sınırlandırılması temeline dayanır. Bu tarz sorularda kimi zaman verilen seçenekler arasında seçen yapamayan denekler tabii ki bazı soruları çok dikkatli davranmadan rastgele bir şekilde cevaplama ihtimali de vardır. Değerli öğrenciler kapalı uçlu sorular sorarken yani genelde anketlerde kullandığımız çoktan seçmeli kapalı uçlu tercihler verirken bunların bazı hazırlama teknikleri vardır. Bunlara değinebilirsek birincisi soru cetvelinin yani sorduğumuz soruların soru listesinin iyi kurgulanması gerekmektedir. Seçeneklerin birbiriyle örtüşmüyor olması gerekmektedir. Yani aynı seçenekleri tekrar etmememiz gerekiyor. Üçüncüsü daha önce kullanılmış soru formatlarını kullanırsak, yani daha önce denenmiş soru formatları, soru listesi kullanırsak faydalı olabilmektedir. Dördüncüsü her bir seçeneğe ayrı bir mantıklı numerik değer verilmesi gerekmektedir. Biz genelde değişik ölçekler kullanıyoruz ve bunlara numerik değer veriyoruz. Mesela Kesinlikle katılıyorum. 5, hiç katılmıyorum. Bir olabilir ya da e, herhangi bir fikrim yok. Genelde sıfır değer verilerek değerlendirilir. Beşincisi cevap kategorilerinin sıralanmasına dikkat etmek gerekir. E, tabii ki vereceği bir deneyin cevap sonraki sorudaki vereceği cevabı yönlendirmemesi gerekiyor. Dolayısıyla e, sorulan soruların sırası da önemlidir. Soruların dillendirilmesinde yani ifade edilmesinde, yazılmasında da izlenilecek bazı prensipler vardır. Bunlar deneklerin sorularda kullanılan lisana hakim olduğundan emin olmamız gerekir. Yani e, anket uyguladığımız kişiler, ankette uyguladığımız dili anlayabiliyorlar mı, ne ölçüde anlayabiliyorlar, bu önemlidir. İkincisi araştırılan konuda e, deneklerin bilgisi var mı? Konusu da önemlidir. E, deneklerin hiçbir bilgisi olmadığı bir konuda anket uygulamak belki akademik açıdan sağlıklı sonuç vermeyecektir. Üçüncüsü sorular kısa, basit, net ve anlaşılır bir şekilde olmalıdır. Dördüncüsü özel bilgi gerektiren ya da farklı anlamlar yüklenilebilecek çok teknik kelime ve deyimlerden kaçınılması gerekir. E belirli bir bölgeye ait lehçenin kullanılması sorun yaratabilir. Tabii ki o bölgede araştırma yapıyorsanız kullanabilirsiniz ama bu araştırma sonuçları tüm ülke çapına yansıtılacaksa ya da ülke genelinde bu anket uygulanacaksa yerel lehçelerin kullanılması sorun yaratabilir. Bir diğer prensip değişik eğitim düzeylerindeki kişilere veya mesleğine has kelime ve deyimlerin yani Jargon dediğimiz konunun e, kullanılmasından kaçınılmalıdır. E, burada demek istediğimiz eğer e, spesifik gruplara meslek gruplarına anket uygulamıyorsanız sadece onların anlayabileceği çok spesifik kelimeler genel halka kullanılmaması soruların sorulmaması gerekiyor. Çünkü araştırma sonuçları sağlıklı bir şekilde olmayacaktır. Denekler anlamadan sorulara cevap vereceği için sonuçlar yanıltıcı olacaktır. Değerli öğrenciler, soru cetvellerinin ön testleri ve daha sonradan bilişsel görüşmeler yapılabilir. Ön test sorularını hedef kitledeki farklı grupları, ufak gruplar halinde de olsa yansıtan bir örneklem alırız ve bunlarla görüşerek küçük ölçekli bir deneme yaparız. Bunu yapmamızın amacı Sorular anlaşılabiliyor mu ve sorularla ölçmek istediğimiz şeyi ölçebiliyor muyuz? Bu konuda bir ön test yapıyoruz. Bilişsel kognitif görüşmeler ise bu şekilde ön sınama ile yapılan çalışmaların temel fikri üzerine daha geniş bir sorgulamaya gidilerek sorulan sorulara verilen cevapların hangi kıstaslara ve nasıl bir algılama süreci sonunda verildiği anlaşılmaya çalışılır. Değerli öğrenciler, açık olmayan ya da çok anlam içeren sorular e, anketlerde yanıltıcı olacaktır. Dolayısıyla e, soruların mümkün olduğu kadar açık olması ve tek bir soruyla tek bir konuyu ölçmemiz gerekmektedir. Soruların net olmadığı zamanlarda katılımcılar soruları cevaplamaktan kaçınacaklardır. Ayrıca e, soruda ne anlatılmak istediğini de anlamayacaklardır bir diğer korumuz yönlendirici sorular anket uygulayan kişinin soruları dillendiriliş şekli ya da soruları sorma sırası denekleri belirli bir cevaba yönlendirebilir Bundan kaçınmamız gerekmektedir Çünkü sonuçların sağlıklı olabilmesi için deneklerin yönlendirilmemesi gerekmektedir bu uygulanılan teknik yani kamuoyu yoklamaları ya da anket çalışmalarının güçlü ve zayıf yönleri vardır. Güçlü yönleri hakkında bilgi edinmenin güç olduğu yani zor olduğu hedef kitle hakkında pratik bir şekilde oldukça fazla bilgi toplanılabilir. Yani kısa bir zamanda geniş bir kitleye ulaşılarak bilgi edinilebilir. Bir, bir diğer e, güçlü yönü kuramsal düşüncelerimiz ve beklentilerimiz bu şekilde test edilir. Yani biz hipotezlerimizi anketle test etme imkanına sahibiz. Fakat bu yöntemin zayıf yönleri ve sınırları vardır. Öncelikle kişilerin kendileri hakkında bildirimleri e, sorunlu bir e, veri kaynağıdır. Çünkü e, kişiler e, kendileri hakkında Belki çok açık olmayabilirler. Belki kendilerini çok iyi tanımıyorlardır. Ya da kişiler kendi görüşlerini de tamamen deşifre etmek de istemeyebilirler. Kişilerin kendileri hakkında yapacağı bildirimler dolayısıyla sorunludur. İkincisi hassas konularda bu bildirimler es, eksik ya da yanlı olabilir. Yani özellikle politik görüşler, kişilerin aile içi davranışları gibi konularda soru sorulduğunda bazen hiç dönüt alınmayabilir. Bazen de eksik ya da farklı yani yanlı dönütler alınabilir. Bir diğer sorun bahsettiğim gibi bazen hiçbir geri bildirim alınmayabilir. Anketlerde yapılan gönderilen anketlere verilen cevaplar yani aldığımız dönütler kısıtlı olabilir. Özellikle yüz yüze yapmadığımız anketlerde yani posta yoluyla ya da internet sitesine koyarak ya da e-mail göndererek ulaşmaya çalıştığımız deneklerde bazen e, yeterince cevap alamıyoruz. Dolayısıyla bu bir sorun olmaktadır. Dördüncüsü ankette tutumları ölçüyoruz. Ancak bireylerin dediğimiz gibi tutumları ile pratikte bir olay karşısındaki davranışları birbirinden farklı olabilir. Dolay, dolayısıyla biz tutumları ankette ölçüyoruz ama kişiler spesifik olaylarda farklı davranabilirler. Ee, anketler bunu ölçmüyor tabii ki. Bu da sonuçların yanıltıcı olacağını, olabileceğini göstermektedir. Değerli öğrenciler, e, hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 7. ünite ile beraber olmak üzere, hoşçakalınız.